Çevre Haftası etkinlikleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt'un katılımıyla Abant Gölü'nde düzenlendi. Programda çevre konularına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve toplumu çevre konularında şuurlandırmak hedeflendi. Katılımcılar Abant Gölü'nün doğal güzellikleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Çevre temizliği, doğal yaşamın korunması, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde vurgu yapılırken aynı zamanda depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik destek ve dayanışma da sağlandı. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göle depremden etkilenen 11 ilin isminin bulunduğu çelenk bırakıldı. Zeynep Kaya, Kahramanmaraş Afşin'den geliyoruz. Depremzede yurttan geliyoruz. Dünya Çevre Günü. Bu etkinliğe biz de katıldık. Bizi bu etkinlikte gördükleri için, depremzedeleri gördükleri için teşekkür ederiz Bolu halkına. Bolu valisi ve Bolu halkına buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Evet. 5 Haziran Dünya Çevre Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın adına ve arasına Abant Gölü'ne saygı çelenginin bırakılması. Sizce mümkün mü böyle yaşamak? Bir çiçeğin kokusunu çalmak ya da bir hayvanı evsiz bırakmak? Yeşillik nasıl yaşanır? Kirlilik yaşarsa altın çağını, yeşillik nerede, nasıl yaşasın? Her nereye baksak beton yığını, yeşillik nerede, nasıl yaşasın? Bir yer düşünüyorum, bir yer düşünüyorum, yemyeşil. Bilmem neresinde yurdum, bir ev, günlük güneşli, çiçekli içinde memnun. Bahçe kapısına varmadan daha, baygın kokusu hamurun. Gölgesinde bir sıra dağ gibi oturun. Abant Gölü'ne depremden etkilenen, hayatını kaybeden değerli vatandaşlarımızın anısına çelenk bırakılacaktır. Hadi efendim. Deprem. Deprem. Deprem.